Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İstanbul'da bir alışveriş merkezinde sigarayı boykot günü düzenledi. Derneğin başkanı Doktor Mustafa Aydın, sosyal medya fenomenleri ve sanatçılar sigaraya karşı önemli mesajlar verdiler. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sigarayla savaşta gelinen son durumun ele alındığı Sigarayı Boykot Günü adı altında etkinliğe imza attı. YouTuber ve sanatçıların destek verdiği etkinliğe katılım yüksekti. 9 Şubat Sigarayı Boykot Günü'nde Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Eğitimci Doktor Mustafa Aydın'la birlikteyiz. Efendim nasılsınız? Sağ olun Kamuran Bey. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii bu tür günler gerçekten çok önemli bu etkinlikler. Ancak bunların kamuoyuyla paylaşılması siz değerli basın mensupları diye oluyor. Onun için hassasiyet gösterdiğiniz için sizin şahsınızda bütün Beyaz TV çalışanlarına ve izleyicilerine iyi bir gün diliyorum. Dumansız yarınlar diliyorum tabii ki. Başkanım sigara hakikaten 100 yılın dertlerinden vebası biri. Vebası diyoruz evet. Kamuran Bey. Yüzyılın vebası sizin çok önemli deyiminizle birlikte. Bununla nasıl mücadele edeceğiz başkanım? Son yıllardaki gelişmeler, hani hükümetimiz sigarayla ilgili güzel kararlar aldı. Tabii uygulamada bazı sıkıntılar da var. Yani sigara içenler için bakıyoruz bazı restoranlarda olsun, başka yerlerde olsun böyle bir lakayt bir tutum da var ama bu nasıl önlenecek? Yani ve geldiğimiz nokta nedir? Çünkü çok önemli bir sorun bu toplumumuz için. Tabii öncelikle Kamuran Bey gerçekçi olmak lazım. Türkiye Sigara Savaş Derneği 1999 yılında kuruldu. 20 yıl oldu. Şimdi ben öyle arkaya bakıyorum böyle. Yani Türkiye'de 30-35 milyon sigara içen insan, uçaklarda sigara içiliyor, evet. Okullarda sigara içiliyor, öğretmenler odasında sigara içiliyor, doktorun odasında sigara içiliyor, anne baba çocuğunun yanında sigara içiyor, arkadaş arkadaşın yanında sigara içiyor, lokantalarda içiliyor, 5 yıldızlı otellerin lobilerinde içiliyor. Yani böyle bir ortamı lütfen bir hayal edelim öyle önce. Bir Türkiye var. Var. Bu bir gerçek, vardı. Şimdi buradan bugüne baktığımız zaman sigara içen sayısının 10 milyon azaldığını, 20 milyona düştüğünü, artık olabildiğince kapalı mekanlarda sigara içiminin yasaklandığını, okullarda, sağlık kuruluşlarında 100 metre, 200 metre mesafesine kadar sigara içmek ve sigara satışının yasak olduğunu, eğitimcilerin çok daha duyarlı olduğunu ve daha öteye gidiyorum, onurla, iftiharla söylüyorum size. Diyanet İşleri Başkanı'nın kalkıp sigara içmek haramdır dediği bir Türkiye'deyiz artık. Ama yapılacak çok iş var tabii ki. Yeterli mi? Değil elbette ki. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar savaşa devam. Bu bir gerçek. Ama burada ne var şimdi? Devletin, az önce siz de ifade ettiğiniz sivil toplum örgütleri, sağlık kuruluşları, eğitimciler el ele vererek basın mensupları Türkiye'yi bir yere getirdik. Ama bu çalışma yapılırken hala Türkiye'de bir kesim var. Maalesef insan hayatı üzerinde ekonomi girdi sağlayarak ceplerini doldurmaya çalışan hala bir kesim var. Nasıl ki sigara yoluyla, tütün ve tütün mamulleri yoluyla insanları öldürmeye ve öldürmekten yoluyla ceplerini para doldurmaya çalışan insanlar var iken, hadi gelin ben size sigarayı bıraktıracağım diyerek insanların cebindeki parayı almaya çalışan, ancak sigarayı bıraktırırım derken elektronik sigarasıyla, haplarıyla, farklı yöntemleriyle, sigaradan çok daha tehlikeli, çok daha zararlı insan sağlığına yöntemler uygulayan bir kesim yine karşımızda duruyor. Burada hemen parantez içerisinde tabii ki kardeşlerimiz sigara içmesinler. Ama içiyorsalar lütfen devletin yetkili organları dışında sigara bıraktırma merkezlerine gitmesinler. Devletin yetkilendirilmiş olduğu hastanelere ve sigara bıraktırma merkezlerinde yöntem arasınlar. Dolayısıyla tabii iki tarafı, hep ben bunu söylerim. Yani evren kuruldu kurulalı ehrimenle ahura mezda gibi, şeytanla melek gibi, doğruyla yanlış gibi bu mücadele devam edecek. O zaman biz de doğruya sarılarak bu vebadan kurtulma yoluna gitmemiz lazım. Bugün Türkiye'de bakınız Kamuran Bey, ormanların yarısı sigaradan yok oluyor. Türkiye'de çıkan ormanlar, istatistiklere bakıyoruz, yarısı sigaradan kaynaklı. İstanbul'da 2 sene önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın verilerini açıkladılar. İstanbul'daki ev yangınlarının yarısı sigarayla meydana geliyor. Her yıl ortalama 20 milyar doların üzerinde biz parayı sigaraya yatırıyoruz. Dolayısıyla şimdi ben soruyorum. 25 milyar dolara, 20 milyar dolara, 25 milyar dolara Türkiye'de ne kadar okul, ne kadar yol, ne kadar
su, ne kadar altyapı, ne kadar efendim hastane, ne kadar benzeri sağlık kuruluşu yapılabilir. Onun için burada sigara içen kardeşlerimizin her şeyi bir kenara bırakarak lütfen arkadan gelen nesli, çocuklarını, torunlarını düşünsünler. Sigara içen insan sigara kanalıyla sigara içtiği için vücudundaki kansere karşı vücudu koruyan geni yok ediyor. Peki insanı sigaraya karşı koruyan, muhafaza eden geni öldürdük, tamam ben kanser oldum. Fakat sadece benim genimi yok etmiyorsun. Benden doğacak olan çocuğun da sigaraya karşı olan, kansere karşı olan genini ben yok edip o çocuğun da nesilleri mahvediyoruz. Yaklaşık 10 bin civarındaki insan sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Pasif içici diyoruz ona biz. Yani aman arkadaşının yanında içiyor, o sesini çıkarmıyor. Evde içiyor, daha küçük 3 yaşında 5 yaşında çocuk ne olduğunu bilmiyor, onu zehirliyoruz. Eşler birbirinin yanında içerek birbirini zehirliyorlar. Dolayısıyla pasif içiciliğe müsaade etmememiz lazım. Yani Allah tarafından bize bahşedilen temiz hava soluma hakkımızı kimse elimizden alamaz. Bu vesileyle 9 Şubat vesilesiyle, Dünya Sigarayı Boykot vesilesiyle siz değerli basın mensuplarımızla bu gerçekleri halkımızla paylaşmak, tekrar kamuoyunu bir daha bilinçlendirmek, sigaranın gerçek yüzünü onlara göstermek maksadıyla bu etkinliği yapıyoruz. İşte 20. yılındayız, siz de söylediğiniz gibi Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği, değerli arkadaşlarım var, onlarla özveriyle, fedakarlıkla, çalışarak bugünlere geldik. Sizlerin de değerli katkılarıyla halkı daha da bilinçlendirerek sloganımız o. Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar mücadeleye devam diyoruz. Savaşa devam. Savaşa devam diyoruz. Başkanım, dernek bir yeni etkinlik başlatıyormuş öğrenebildiğim kadarıyla. Alo anne, alo baba, sigarayı bırakma ile ilgili. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi tabii ki anne babalar üzerinde en etkili olan çocuklardır biliyorsunuz. Yani çok etkilidirler. Anne baba çocuklarına karşı zayıftırlar. Zafiyetleri vardırlar. Zayıftır derken yani sevgilerinden dolayı bir zafiyet vardır. Onun için çoluk ve çocuklarımız bu anne babaların sigarayı bırakmalarında, sigaraya başlamamalarında çok önemli bir etken rol oynayacaklarına inanıyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Kamuran Bey, geldiğiniz için. Sağ olun. Sayın seyirciler, gerçekten yüzyılın vebası diye nitelendirdiğimiz sigaraya karşı savaşta küçük bir destek verebildiysek ne mutlu bize. Çok, çok büyük destek verdiniz. Çok teşekkür ederim duyarlılığınızdan dolayı tekrar. Sağ olun. Ben de sigara içerdim. Yaklaşık 20 yıl oldu bırakalı ama içtiğim zamanlarda sabahları telefon açtığımda abi Zeli Hanım'ı versene falan derlerdi. O kadar kötü yani. Ve sigarayı bıraktıktan sonra sesimin rengi değişti. Sabahları artık severek telefon açıyorum. Ve sabahları canlı yayınlara severek katılıyorum. Çünkü artık şarkı söyleyebiliyorum sabahları. Cildim daha güzel oldu, dişlerim daha geç böyle taşlanıyor. Yani daha geç dişçiye gidiyorum. Dolayısıyla daha geç yaşlanacağım. Hepiniz ihtiyarlayacaksınız sigara içenler. Ben yaşlanmayacağım. Yani hanımlara diyorum ki özellikle lütfen sigara içmeyin. İçerseniz çabuk yaşlanırsınız. Dinçer kardeşim, sen aydın bir insansın. Tabii ki sigara içmek bir alışkanlık ama kötü bir alışkanlık. Evet. Kabul ediyoruz bunu. Bu sonucu gördükten sonra bırakmayı düşünüyor musun? Elbette. Ya zaten düşünüyordum bırakmayı. Hem sağlığa zarar hem keseye zarar. İşin ilginç tarafı, ironik tarafı, ben çocukken en büyük sigara düşmanlarından biriydim. Oo. 35 yaşındayım. 19 yaşımdan beri sigara içiyorum. 35 yaşta merdiven çıkmakta zorlanıyorum. Zaten düşünüyordum. Bu sonucu da gördükten sonra herhalde tekrar deneyeceğim bırakmayı. 25 yaşındayım. Hiç sigara içmedim. Hiçbir zaman da özenmedim buna. Özenen insanları da anlamadım açıkça söylemek gerekirse. Bugün burada olma amacım da açıkçası teyzem için buradayım. Çünkü teyzem kanser hastası ve sadece sigara içtiği için kanser hastası oldu. İçmeye de devam ediyor bu arada ve içtiği için ilaçların etkisini %65'ten fazla azaltıyor. Günümüzde maalesef sigara ilaçların etkisini çok ciddi anlamda düşürüyor. Ve maalesef sizin için basit bir grip bile ölümcül noktaya gelebiliyor ilaçlardan faydalanamadığınız için. Ben burada bunu anlatmaya geldim. İlaçların bizim için önemli olduğunu ve sigaranın bizim hayatımızı ciddi anlamda tehdit ettiğini anlatmaya geldim. Ve bunu yaşadığımı anlatmaya geldim. Buradayım. Umarım gençlere, takipçilerime, sizlere, vatandaşlara faydalı olabilirim. Bugün burada olmamın sebebi
tamamen sigaranın kötü bir şey olduğunu ve gençlere hani bundan uzak durması gerektiğini bilinçlendirmek için buraya geldim. Şu ana kadar hiç ağzıma sürmedim. Ondan dolayı da sürülmemesi gerektiğini kesinlikle destek veriyorum. Ülkesini seven, şu emanet bedeni seven, doğayı ve yaratılmış canlıları seven bu kötülüğü ne kendine, ne mükemmel yaratıldığı bedenine, ne de doğadaki diğer canlılara yapmaz. Kendini seven, insanlığı seven, onu yaratanı seven lütfen ve lütfen sigarayı bıraksın. Çünkü kim ne derse desin sigara kanser de yapıyor, kalp krizi de yapıyor, cildi de kırıştırıyor, yaşlandırıyor. Erkeklerde cinselliği, kadınlarda da doğurganlığı öldürüyor. Daha ne olsun, sigarayı bırakmak için bin bir tane neden.